Pet Eroğlu bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Beyrin Hanım. Siz? İyiyim ben de. Çok teşekkürler. Şimdi doktor hanım içeri girer girmez dedi ki Beyrin Hanım dedi siz dedi çok sayıkmışsınız ama ekrandan acayip görünüyor. Bir de bugünkü özellikle pantolon seçimi galiba biraz yanlış oldu. Öyle deneye yanına öğreniyoruz. Şalvar moda tabii biliyorsunuz birazcık öyle pantolonlar var. Onu giyince de işte ekranda bir de zaten plazmalardan böyle bol gibi çıkıyoruz ama değil mi? Ama çok zayıfsınız. Bu plazmalar bizi mahvetti. Mahvetti. Ama sizi çok güzel gördüm. Hoş geldiniz tekrar. Pembe de pek bir yakışmış. Şimdi bugün yavaş yavaş biliyorsunuz bahar, yaz geldikçe hemen hanımlar. Aslında hanımlar diye ayırmamak lazım beylerde değil mi? Çok arttı. Herkes bir koşturuyorlar, size geliyorlar. Tabii. Ne öneriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Önce şu kavitasyonla ilgili bilinenleri nedir, ne değildir, neye yardımcı olur, neye olmaz? Onu bir aktaralım hanımlara. Kavitasyon son çıkan moda yöntemlerden biri. Hmm. Son trendlerden biri. Herkes kavitasyon peşinde. Çünkü Beyrin Hanımcığım çok abartılı yaşanıyor. Hmm. Hani çok basit bir yöntem aslında. Ses dalgası, temeli ses dalgası. Ultrasonla böbrek taşları kırılırken oradaki yağ hücreleri de kısmen inceldi, yok oldu. Buradaki yağ hücreleri de patladı deyip kavitasyonu biz bu amaçla da kullanalım demişler. Ama kavitasyon cilt üstünden uygulandığı zaman 20-70 Hz dediğimiz ses dalgası yayar. Bu ancak cilt altındaki yağ dokusunu kısmen yok eder ve oradaki bağları, o selülit bağlarını kırar. İnterstisyel sıvı dediğimiz hücre dışındaki sıvı negatif basınç, hücre içindeki sıvı pozitif basınç oluşturur. Bu ne demektir? Hücre balon olur, balonlaşır ve patlar. Ama bu cilt için geçerli, cilt altı dokuları için. İnsanlar, peki patlıyor da ne oluyor sonra? Yok biz oluyor. Onu nasıl atıyoruz? Serbest yağ asidi ve gliserol denilen iki forma dönüşüyor. Ve biz onu böbreklerimiz ve akciğerlerimiz yoluyla atıyoruz. Yani o zaman işte bu yöntemler yapılırken bol su için tavsiyesi doğru, bu kaynaklı. Doğru, öyle tabii mi? tabii doğru. İçmeseniz de atacaksınız. İçerseniz daha kolay atacaksınız. Daha hızlı atacaksınız. Tabii tabii, yani su içmenin yönteme artı bir etkisi yok ama atık ürünleri daha çabuk atıyorsunuz. Şimdi ben sizin yaptığınız işlemler var burada arkada görüyorum. Bu mesela nedir? Bu kavitasyon mu? Bu kavitasyondur. Bizim kliniğimizde kavitasyonu selülit amaçlı uyguluyoruz. Selülit dokusunu kırmak için, inceltmek için radyo frekansla beraber uyguluyoruz. Radyo frekansa ek olarak. Farklı amaçlarla uygulayan yerler var. Ben o noktada karşısında duruyorum. Bunu diyorum, sakın bölgesel fazlalık adına uygulatmayın. Kişi geliyor, diyor yağ dokusunu yok ediyormuş. Göbeğimde fazlan var, basenlerim fazla, biraz da kol içlerim. İşte bana ne kadar süre kavitasyon yapılabilir? Siz onu 6 saatte yapsanız, tüm günü kapatıp 24 saatte yapsanız o yağ gitmez. Orada kalır. O zaman böyle bir yanlış bilgi var. Onu hemen şimdi düzeltmiş oldunuz. Yağ dokusu selülitteki yağ dokusu. Cilt altı yağ dokusunda etkindir. Selüliti düzeltir. Kırar. Radyo frekansla birleşince ya etkisi artar. Bu selülitle olan dert nedir yani? Şimdi ben şöyle bir şey biliyorum. Siz çok daha iyi bilirsiniz. Doktorsunuz. Şimdi selülit birazcık da kadınlık hormonunuzun ne kadar aslında aktif olduğuyla, sizi ne kadar kadın yaptığıyla da ilgili bir şey. Yani demek ki o hormonunuz çok iyi çalışıyor ve sizde o selülit o yüzden de oluşuyor. Yani bu da biraz bir anlamda sevinmek de lazım değil mi? Yani şunu da çok doğru söylediniz Beyrin Hanım ama şunu da söylemek lazım. Bu ne anlama geliyor? Kadın olan biri hiçbir zaman selülitten kurtulamayacak anlamına geliyor. Değil mi? Hep yani mücadele vereceğiz. Hep, evet. Yani hep niye mücadele vereceğiz? O zaman salalım gitsin birazcık yani. Birazcık öyle olsa i̇şte ne olur? İşte öyle olunca da çok ilerliyor. Selülitin de tipleri var, cinsleri var. O mücadeleyi hep doğru kıvamda her dönem vermek zorundayız. Ama tabii şundan bahsetmiyorum ben. Siz de galiba aynı şeyden bahsedeceksiniz. Yani çok kilolu olup da bir de üzerine böyle katmer katmer o görüntü gerçekten çok hoş olmayabiliyor. Ama hani normal kıvamda kendinize uygun bir kilodaysanız birazcık da öyle bir şekilsel görsel bir bozukluk varsa da hani o da çok üzüntü vermemesi lazım aslında değil mi? Şimdi selülitle de evet dediğiniz gibi biraz barışık yaşamamız gerekiyor. Çok üzerine gidip bunu tamamen yok edeceğim durumuna gelmemeliyiz. Çünkü bunun zayıflıkla, şişmanlıkla hiçbir ilişkisi yok. Bunun erkek ve kadın olmakla ilişkisi var. Aslında sizin yaşam tarzınızla bile çok ilişkili değil. Hani sporcuda da selülit oluyor. İşte çok daha sert. Kahve diyorlar, gazlı içecek diyorlar, sigara diyorlar. Ne bunun diyorlar. Yiyeceklerle ilişkisi var, ne sizin hayat tarzınızla çok ilişkisi var. Sporu düzgün yaptıktan sonra, yani günde yarım saat yürüyüş, işte haftada iki kez spor. Bu sağlıklı kalmanıza katkı sağlar. Evet, ama bu selülitinizi giderir mi? Asla.
Kadınsanız selülitiniz genetik koda bağlı olarak bir miktar olacaktır. İlla olacak. Yani bakıyorsunuz çok enteresan hayat süren erkekler var. Kocaman davul gibi bir göbek, bacaklar. Her akşam rakı sofrası falan. Hiç selüliti yok. Bacaklar çıta gibi. Ama onlarda da bizdeki hormon yok. Dolayısıyla evet, o hormonun çok desteklediği için. Bu hormonumuz var. Bizim her zaman selülitimiz kısmen olacak. Bununla da hep savaş vereceğiz. Bir kere bununla barışmak gerekiyor. Çok hırslı olup ben bunu yok edeceğim, bir daha gelecek mi? Yani şimdi bölgesel yağ fazlalıklarında ben hep söylüyorum. Lazer lipoliz diye bir yöntem var. Çok benim çok sevdiğim, çok severek uyguladığımız bir yöntem. Öyle bir anlatıyorsunuz ki. Çok seviyorum o yöntemi. Öyle yağları alıyorum, kurtuluyoruz. Hanımlar da çok seviniyor şeklinde. Gerçekten öyle bir Erin Hanım. Çünkü onda işte onu söyleyebiliyoruz. Şimdi selülit tedavisinde biz kalıcıdır diyemiyoruz. Evet diyoruz, şu an selülitleriniz geçti. Yaza hazırsınız. Zevkle bikini giyebilirsiniz. Ama selülitleriniz zaman içerisinde yeniden oluşacaktır. Zaman içerisinde yine müdahale edilmesi gerekecektir. Radyo frekans, kavitasyon gibi yöntemler şu an var. Belki ileride farklı yöntemler destek çıkacak. Destek ve yardımcı anladığım kadarıyla. Ama asıl oradaki yağı söküp atmak neyle lazer yapılıyor? Lipoliz. Lazer lipoliz. Özellikle basenler, göbeğimizde biriken yağ fazlalıkları için belimizde kesinlikle benim önerdiğim yöntem lazer lipoliz. Lazer lipoliz çok kalıcı bir yöntem. Çok yan etkisiz bir yöntem. Bu yöntem narkozsuz uygulanıyor. Dişçiye gider gibi birkaç noktanızdan hangi bölgede fazlalık varsa jetokainle uyuşturarak lazer kanülleriyle giriyoruz. Yağı eritiyoruz. İşte asıl yağı yok eden yöntem lazer lipolizdir. O yağ hücreleri teker teker patlatılıyor. O kanüllere neredeyse yağ hücresi bulaşır duruma geliyor. Hani bildiğiniz o teflon tavada erittiğiniz yağ dönüşüyor. Ve siz onu oradan alıyorsunuz. Hani sizin yağınız falan yok gördüğüm kadarıyla inceciksiniz çok ama. Çok teşekkür ederim. Hani, çok naziksiniz. Saklıyoruz efendim. Uzandığınız zaman Berin Hanım yanınıza yağı koyuyoruz. Bakın diyoruz Berin Hanım bunlar yağlarınız. Ay erittik çok fena aldık. Korku filmi gibi aslında. Yani hani böyle estetik ama bu tarafı biraz korku filmi gibi yani. Narkozsuzsunuz. Hiçbir şey yok. Öğle tatilinde telefon ettiniz, geldiniz dediniz ki benim bir saatim var ve göbeğimden kurtulmak istiyorum. Kurtuldunuz ve gelip canlı yayına devam edebilirsiniz. Bu kadar da rahat şimdi, bir yöntem. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şurada birazcık bir bilgiyi vermek, sizin de belki orada desteğinizi almak istiyorum. Genel olarak estetikle uğraşan doktorlar bu yöntemleri böyle ay işte öğle arası geliyorsun, şunu yapıyorsunuz, iki dakikada hiçbir şey olmuyor, canın acımıyor, ağrı yok, şak 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 işte yağ veriyoruz eline mutlu. Şimdi bu kadar basit mi gerçekten? Bu yani kadar basit, hani bu kadar basit. Hiç ağrı hissetmiyor muyuz? Hiç canımız acımıyor mu? Ya da bu operasyonun bizde bırakacağı herhangi bir yan etki ya da bir şekil bozukluğu asla oluyor mu? Söz konusu değil çünkü çanaklaşmalar, bu çukurlaşmalar, o tarz yöntemler hiçbir şey olmuyor bir kere. O tarz yan etkiler söz bunu konusu. Bunu başaran çünkü, nedir bu yöntemde? Lazer mi? Yağı eritiyoruz. Hani yağı darbelerle almıyoruz, parçalanarak almıyoruz. Yani o noktada yağ eritiliyor, lazerin üstün bir etkisi var. Oradaki bağ dokusunu geriyor. Karnınız daha gergin oluyor, kol içleriniz daha gergin oluyor nereden yağ almışsa. Peki bir şey daha var, ben onu da biliyorum. Lazer liposakşının dışında radyo frekansıyla liposakşın var. Yani işte onu kırıyorsunuz orada. İşte o da aynen kavitasyon gibi. Öyle mi? O yöntemler radyo frekansla kavitasyonda duyduğunuz zaman içinde yağ kelimesi geçiyorsa direkt aklınıza selülit gelmeli. Cilt altı yağlar. Ama bölgesel yağlar farklıdır. Lazer lipoliz girişimdir. İnce kanüllerle girilir. Oradaki yağ eritilir. Bir kere matematiksel olarak bunun gözünüzün önüne konması gerekir. Hani biz bu yağı aldık. Artı lazer lipolizi aldığımız yağ dışındaki yağ hücrelerine de zarar verdiği için siz gün be gün o bölgenizde yok oluşu izlersiniz. Şimdi biz bunu 5,5 yıldır uyguluyoruz. İlk uygulatan Türkiye'de herhalde benim. Biz gittik. Kendinize uyguladınız ilk önce. Eğitimlerine katıldık. Geldik ve ben çocukları alacağım yazlığa gideceğim. Öyle bir apar topar bir halde eşim plastik cerrah. Arife dedim ki lütfen dedim benim göbeğimi uygular mısın? O sırada hep burada bir bel bandım vardı ve haftada 5 gün spor yaparım. Benim göbeğimi uygular mısın? Böyle aynen öyle saate bakarak falan hasta var hasta geliyor hadi çabuk falan derken uyguladık bitti. Ve ben 3 gün sonra yazlığa gittim. İnanmadım çünkü. İzniz kalmıyor mu? Böyle, sıfırız hayır. Sanıyorum yaptıranlar biliyorum arkadaşlarım da var. Böyle çok az mercimek tanesi kadar bir o kanülün girdiği bir. İz olabiliyor belki galiba. O liposakşınla karıştırıyor olabilirsiniz ya da onlar karıştırıyor olabilir ama lazer lipolizdeki kanül çok incedir. Hiç iz kalmaz. Hiç kalmaz. Hiç yani sıfır. Çanaklanma yok.
Hiçbir dalgalanma şey yok. Hiçbir şey yok. Peki. Yan etki yok, narkoz yok. Yani yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Ödem olduğu için fark etmiyorsunuz. Ben de en başta inanmamıştım. Dedim ki çıktım göbeğim hala duruyor. Yok dedim, bu alet çok giymeler, etkili değil galiba. Öyle şeyler falan. Var mı? Bir hafta korse giyin diyoruz. Hmm. Bir hafta korse giyin ki otursun. Hmm. Hani sadece oturması için gerekli. Yoksa yine incelirsiniz de daha geç fark edersiniz. Hmm. Peki bir de bunun üzerine mesela yan bazı destekleyici şeyler yapıyorsunuz. İşte bu LPG var mesela. İşte oradaki düzleştirmeyi sağlayan bir takım destek. Bunda yapılıyor mu? Böyle tarihi bir işlem var. Bunda yapmaya gerek yok. Yapılırsa tabii ki daha kolay gider. Ödeminizi daha çabuk atarsınız. Daha iyi şekillenirsiniz. Herhangi bir yöntem. Artık zaten radyo frekans kavitasyon her ilde var. Hmm. Çok kolay yapılabiliyor. Hmm. Bu tedaviye ek olarak şekil vermede artı bir değer taşır ama yaptırmasanız hiçbir şey fark etmez. Yani bunu yaptırdınız ve ondan sonra hiç vaktiniz yok, hiçbir şey yaptıramadınız. Peki, son ve çok önemli bir soru soracağım. Size yine sonra hemen toparlayacağım. Böyle bölgesel yağları aldırdıktan sonra deniyor ki hastalarda, işte hanımlar arası sohbette, oraya aldırdım ama o yağ orada çıkmadı, bir daha da gitti, işte bilmem nereye yapıştı, oradan çıktı. Hani yok, böyle yok, bir şey var mı? Şimdi yağın toplandığı bölgeler var. Erkekte bu göbek ve beldir. Kadınlarda ya basendir ya da göbek beldir. İki yerde toplanır. Siz o bölgedeki yağları aldıktan sonra zaten yağ homojen yayılacaktır. Hani gidip sırtınızda böyle kocaman karın gibi bir yağ kitlesi ya da omuzlarınızda kitleler falan oluşmayacak. Bu sizin cilt altınıza homojen olarak yayılacak ki biz erkeklerde, yani erkeklere çok sık yapıyoruz göbekleri nedeniyle. Evet, onların en büyük baş belası. Bakıyoruz, kollar, bacaklar incecik ve göbek gittikten sonra kişi 20 yaş gençleşiyor. İnanılmaz fark ediyor. Bir daha da tekrar göbek oluşmadığı gibi o homojen yağ dağılımı hoş da duruyor. Peki, çok teşekkür ediyorum bütün bu bilgiler için. Daha uzun uzun inşallah başka bir gün sizi yine ağırlamak isterim. Zevkle. Çok teşekkürler. Size de güzel bir gün diliyorum bu arada. Evet, sanki böyle öyle bir konuştuk ki ekranları şimdi hanımlar programı kapadıktan sonra koşturacaklar. Haydi yağları alalım, böyle yağları ondan sonra birbirimize göstereceğiz.